13 Mart 2021 Cumhuriyet Gazetesi Yüksel Mansur Kılınç Devlet Güvenliğinde Denetimin Önemi Bilgiye, bilgilenme araçlarına ve güvenlik altyapılarına sahip olmak çağımızın en büyük gücü ve silahıdır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve risklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan milli güvenlik kurumlarımızın görev ve sorumluluklarını etkili şekilde yerine getirebilmeleri için de stratejik değerdeki bilgi ve bilgilenme araçlarına sahip olmaları vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ancak bilgiyi elde etme imkanları geliştikçe bilginin kontrolsüz güce dönüşme riski de artmaktadır. Bu noktada denetimin önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde milli güvenlik stratejilerini belirleme ve uygulamada karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, bunların demokratik sistemin işleyişi içinde belirlenmesinin çoğu kez ihmal ve ihlal edilmesi oluşturmaktadır. Demokratik sistem içinde yürütme erkini elinde bulunduran siyasi güç, çoğu zaman milli güvenlik stratejisi ve siyasetlerini demokratik sistemin asli güçlerine kapalı, topluma ise neredeyse tamamen kapalı olan yol ve yöntemlerle belirleme yoluna gitmektedir. Güvenlik ve istihbarat kurumlarının denetim dışı uygulamaları konusunda geçmişte ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumun en tehlikeli örneği çeşitli istihbarat kuruluşlarımızın halka ve cumhuriyete düşman güçlerin denetimine girmesi veya onların sızmasına açık hale gelmesidir. Geçmiş yıllarda yaşanan en büyük sorunlardan biri de istihbarat kuruluşlarımızın mafya ve benzeri yasa dışı, kirli unsurlarla denetim dışı, meşruiyet dışı ilişkilere girmiş olmasıdır. Bir başka önemli sorunda istihbarat kuruluşlarımızın demokratik sistemin siyasi güçleri olan iktidar ve muhalefet partileri arasındaki yasal ve meşru rekabet, yarış ve demokratik mücadelede bir araç olarak kullanılması olmuştur. Saydığımız türdeki bu davranış ve ilişkiler demokratik sistemi yozlaştırma ve kirletme yanında bu kuruluşların güvenilirliğini ve milli olma vasfını yıkıma uğratmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz pratiklerden sonra güvenlik ve istihbaratla ilgili kurumlarımızın denetimi için 17042014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonun görevi devletin güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin denetimi ve kişisel verilerin güvenliğinin gözetilmesidir. Ancak 6 yıldır var olan Güvenlik ve istihbarat Komisyonu'nun denetim görevi uygulamada daha çok devletin güvenlik kurumlarının hazırladığı yıllık raporların denetimi şeklinde gerçekleşmekte, bir bakıma yasayla verilen denetim görevi geçiştirilmektedir. Yasa ülkenin güvenliği ile ilgili etkili bir denetlemeyi amaçlamasına rağmen iktidarın denetimi savuşturma tutumu nedeniyle denetim faaliyeti sadece istatistiki verilerin değerlendirildiği bir duruma dönüştürülmüştür. Günümüzde denetim alanında sorun yaratan başlıca faktör ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ülkenin yönetim biçiminde denge denetim mekanizmalarının geri plana itilmesiyle güvenlik kurumlarını da tek kişinin belirleyici olduğu bir sistemin içine sokmuştur. Güvenlik alanının etkili bir denetimden kaçırılması güvenliğin güvensizleşmesi riskini doğurmaktadır. Güvenliğin denetiminde zaaf yaratan önemli konulardan biri de ikili anlaşmalardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış odakların etkisinin yoğun olduğu, özellikle 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde çeşitli devletlerle ikili anlaşmalar içine çekildiği bilinen bir durumdur. FETÖ, PYD'nin on binlerce mensubunun devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarının içinde yuvalanması nasıl mümkün olmuştur? Bu sorunun yanıtı bir yönüyle de ikili anlaşmalarda aranmalıdır. İkili anlaşmaların yarattığı gizlilik ve denetimsizlik sorgulanmadan, FETÖ, PYD gibi sızma ve etki yaratarak yuvalanan yapıların devlet kurumlarından tümüyle temizlendiği düşünülmemelidir. Arkasına ulusun topyekün gücü konulamamış milli güvenlik strateji ve siyasetlerinin hedefleri doğru tespit edilmiş olsalar bile uygulamada beklenen başarıyı getirmesi neredeyse imkansızdır. Bu bağlamda Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis, ülkenin milli güvenlik politikalarının üretiminde ve uygulanmasında etkili bir konuma getirilmelidir. Güvenlik politikaları ve güvenlik kurumları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin denetimine açılmalıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi güvenlik ve istihbaratla direkt bağlantılı kurumların yanı sıra Savunma Sanayisi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi ülkemizin güvenliğiyle bağlantılı kurumlarda etkili şekilde denetlenmeli, kullanılan bütçelerle oluşturulan güvenlik politikalarının dengesi değerlendirilebilmeli, milli güvenlik stratejimiz oluşturularak bu st stratejideki yerleri sağlamlaştırılmalıdır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi gereğince evimizde, mahallemizde, sokağımızda güvenliği, kısacası halkta birliği, ülkede huzuru sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Bu anlayışla tarihimize baktığımızda görmekteyiz ki ülkemizin güvenliği halkımızın birliğinden, halkımızın huzurundan geçmektedir. Şimdi görev, güvenlik alanında da ülkemizin doğru politikalar üretebilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi, özgür ve demokratik Türkiye'nin doğru güvenlik anlayışlarına ve uygulamalarına kavuşturulmasını sağlamaktır. Yüksel Mansur Kılınç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü.